Naciye, dünyada en zor iş nedir biliyor musun? Nedir? Gözlük tamir etmek. Çünkü gözlüğü çıkardığın zaman hiçbir şey göremezsin. Ne demek istediğimi anladın mı? Hayır. Hayır, anlamayacak bir şey yok. Şimdi gözlüğü çıkarınca tabii hiçbir şey göremezsin. Göremeyince de gözlüğü tamir etmek imkansız. Ya bundan şu netice çıkıyor ki, gözlükçüler hiçbir zaman kendi gözlüklerini tamir edemezler. Ne tuhaf değil mi? Hiç de tuhaf değil. Neden? Gözlükçü kendi gözlüğünü tamir ederken başka gözlük takardı onda. Allah Allah! Ya kendi gözlüğü olacak başka gözlük yoksa? Aa, gözlükçü de gözlükten çok ne var canım? Mutlaka bulur. Aman senden de hiçbir şey konuşulmaz ki. Ne yapıyorsun sen? Aa, görmüyor musun gazete okuyorum şekerim? Aa, hayret! Vallahi çok tuhaf. Niye tuhaf oluyor? Aa, son günlerde senin hiç gazete filan okuduğunu görmüyordum ben. Üstücüğüm işten güçten fırsat mı kalıyor? Ama bundan sonra okuyacağım bak ne havalisler var ne havalisler. Anne, fasulyenin tuzu biraz az olmuş. İndirirken koyayım mı? Koyma. Aa, neden? Ne neden? Anneciğim dinlemiyor musun? Fasulyenin tuzu az olmuş diyorum. Ne tuzu? Aa, vallahi dinlemiyorsun ki beni anne, gördün mü bak. Aman evladım, aklını karıştırmasını görmüyor musun? Gazete okuyorum şurada. Annem günlük olaylara şiddetle eğilmeye başladı. Kafasını karıştırma kadının. Ne o, gazete okumamı çok mu görüyorsun? Yok canım, çok görürüm aşk olsun. Senin de etrafınla, yani çevrenle alaka şeyin, aman ilgilenmez. Hakkın tabii. Yakında bir derneğe başkan olursa sakın şaşırmayın. Aa, kim ölmüş biliyor musunuz? Kim ölmüş? Bak, kim ölmüş? Bak, bak. Ayo, Doktor Kimball ölmüş. Doktor Kimball da kim? Aa, Doktor Kimball'ı tanımıyor musun? Aa, şimdi bunun mademciklerini alan mı? Hayır canım. Kim? Hani Kaçak dizisinde oynayan baş artist vardı ya. Ay, o. Şey hani katil diye koşuyorlar da bir türlü yakalayamıyorlar. Ha, o işte. Aa, olmaz o. Nasıl olmaz? O öyle de kaç sene oldu ayol. Aa, ben tanımaz mıyım, üstünü nasıl olmazmış yani, işte burada adamın resmi de var. Bak Nihan Boğaz değil mi Allah aşkına? Evet o, annem doğru söylüyor. Ben mi yalan söylüyorum yani? Yok canım, siz de yalan söylemiyorsunuz. Annemin elindeki gazete bundan 5-6 yıl öncesine ait. Bu sabah dolaptan indirdim. Aman sen mi söylüyorsun ya? Elbette anne, eski minderlerin üzerindeki halının altında kalmış. Nereden bulmuşsanız. Senicim fark etmez Naci. O da gazete değil mi, sen okumaya devam et. Ay, sen işin alayındasın. Saat kaç? Ayol kolunda saat yok mudur senin? Durmuştu ondan soruyorum. Allah Allah, senin şu saat sorma adetin yok mu? Daha mı kolayına giriyor nedir? Ne yapayım, evde sağlam saat bırakmadın ki. Duvardaki o koskoca saat necilik? Ayol 6 aydır kurduğun yok o saati. Kursan biz de öğreneceğiz. Bana lazım, kime lazımsa o kursun efendim. Ha çok güzel, demek bu evde herkes kendi işini kendi görmeli. Ayol öyle, öyle bir şey söylemedim, bundan sonra kurarız, zarar yok hadi. Yani sen kuruncaya kadar biz saati öğrenemeyeceğiz öyle mi? Ayol niye öyle söyledim ya işte. Aa, söylemedin ki. Cebine koydun gene. Hadi can. E tabi. Hadi şimdi elindekileri tekrar bırak. Saati söylemek için gene elini cebine sok. Bilmem ne yap. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu biliyor musun sen? Hayda. Dur bak şimdi. Vidayı kaybettik. Kaybettin mi acaba? Ufacık bit kadar şey anam. Kaybolsa da haklı. Artık bulabilirsen iyi. Bak ne bakıyorsun sen bana öyle? Saati söylemeni bekliyorum. Söylemedin mi gene? Yok. Hadi canım. Sadece şenen işledi o kadar. Allah Allah. Dur bakayım. Ayos. Ne? Cebine koyma, söyle saat kaç. Söylemedin mi ayol? Söylemedi. Kaç olur işte? 3:10 geçiyor. Dur bakayım. Hayır ne? Efendim 3:10 geçmiyor. 2:15 geçiyor. Yer koğanla akrebi kaçtırıyorsun. 2:15 mi geçiyor? Evet. Dur bakayım. Aa vallahi sen haklısın galiba. Gözlüksüz de bu kadar görülür işte. Senin o gözlüğünden hayır yok bana bak. Neden yokmuş efendim? Şimdiye kadar ne tamir ettin de hayrını gördük. Aman anneciğim böyle konuşup konuşup her şeyi alt üst edersin. Ters düz iş yaptırırsın ne bana. Oldu? Ya benden çene yarıştıracağını şu vidayı bulmama yardım et bakayım. Aa, vida nereden bulunur ayol, nereye gitti? Ne bileyim ben, masanın üstünde dizi altındadır herhalde. Hay Allah, görüyor musun o nasıl bulunacak şeker? Dur bak, insan bir kağıdın içine koy. Ayol bu gazete kağıt değil midir? Gazetin için değildi işte. Anne burası yasalca koyacak mı? Aa, ne yapıyorsunuz siz orada? Saklambaç oynuyoruz. Baban gözlerin vidasını kaybetti, onu arıyoruz işte. Anneciğim vida böyle mi aranır? Pirinçmiş ayol, dur. Nasıl aranır söyle de öyle bulalım. Aman nafile şekerim, biz bunu bulamayacağız. Bak, hay Allah. Anne bir dakika kalkın da ben size bulayım. Ne yapacaksın efendim? Okuyup üfleyecek misin yani? Ay babacığım, okuyup üflemeye ne gerek var? Bir dakika da ekleyin beni. Kaç tane pirinç buldum bak. Aman. Dur baba dur. Dur bak, çekilin siz, çekilin, çekilin. Ne yapıyorsun öyle? Dur bir dakika. Ne o? Dur. Hah! Buldum vallahi. Aa! Buyurun! Vallahi buldu ayol. Akıldan üstündür demişler ayol. Hay Allah, nasıl yaptın iş o? Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet.
Vallahi şaşırdım. Şu gençlerin çabana atmamak lazım. Hele Şükür anlayabildim babacığım. Ben madem o kadar becerimlisin, şunu yerine takıver. Direkt o vidayı. Şurada. Gözüm görmüyor ki. Biraz tornavidayı bana. Al tornavidayı. Dur. Ha, sen de ne yapıyorsun? Al. Dur. Hadi. Ver bana. Yani kızım, kaç tane şey buldum ya? Bir bu. Ha, tamam. Aa, oldu vallahi. Buyurun babacığım, takabilirsiniz. Vallahi zaten oldu, billahi oldu ya. Ya gördün ya. He? Bak kızın ne marif ettiğimi. İşte kime mesela? Tıpkı babası. Belli. Hadi ablama gidecektik Hüsnü. He? Ablama? Kim abla? Aa, başı da tamam, bizi bekliyor. Hadi. Aman. Naci, bak biz eniştenle ne düşündük? Ne düşündünüz? Şu Hatemi Bey'in hali içimize dokundu. Bu sefer de adamcağızın kısmetine biz mani olduk. Hatamızı tamir etmek için bir şeyler yapalım diyoruz. Ay o mevzuyu hiç açma. Öyle üzülüyorum ki bilemezsin ablacığım. Kadının evine gidip her şeyi anlatsak işler düzelmez mi acaba? Kim olduğunu bilmiyoruz ki. Bilsek bile bu işi açıklamamız daha kötü olur bence. Hakimi Bey'in kendisine gelen pastayı alıp da ona götürdüğü ortaya çıkmaz mı? O da doğru ya. Ay vallahi vicdan azabı çekiyor. Adamın kısmeti diyemiş canım. Kısmeti yok. Ay bak aklıma ne geldi. Ama Allah aşkına bana gülme. Nedir o? Şu adamı Adile Hanım'la evlendirsek ya. Kendi buna gülme işte. Ayol hatırlasana adam her zaman ne diyor? Endama meraklıymış, kadındaki endama meraklıymış. Canım. Adile Hanım'ı beğenir mi bakalım? Sen de kendi kendine hüküm vermesene. Niye? Adile Hanım tatlı dilli, neşeli bir kadın. Bakarsın beğenir. İlahi. Hüsnü, bak kardeşin ne diyor? Ne diyorsun? Hatimi Bey'i Adile Hanım'la baş göz edelim diyor. Ay Adile Hanım evlenir mi ondan hiç? Niye? Adam pimponun teki. Al bakalım bu da böyle. Hatimi Bey Adile Hanım'ı beğenir mi bakalım? Niye beğenmesin efendim? Adile Hanım alımlı çalımlı kadın. Vallahi öper de başına bile koyar. Ya. Bazı erkekler tombul kadınlardan hoşlanır. Niye bir tombul kadınla evlenmemiş öyleyse? Yoksa biraderin lafı dokundu mu sana? Aman umurumda bile değil. İlk defa söylemiyor ki zaten bu fikirlerini. Aman aldırma canım, erkek değil mi? Patavatlı patavatsız konuşur işte. Bu da sözde en ağır başlısı. İlahi Naci, onlara güvenilmeyeceğini hala öğrenemedin mi? Aman ablacığım sen de tecrübeli bir kadınmış gibi konuşuyorsun. Aman tecrübem yok ama biliyorum şeker. Baksana benimkinin gözleri fıldır fıldır. Ama beni aldırıyor muyum? Ama o hiç değilse içindekilerini saklıyor. Böyle açığa vurmuyor. Aman açığa vursa ne olur sanki? Güler geçelim canım. Sen erkeğin davranışlarına göz kulak ol. Düşündüklerine değil. Aa, vallahi ben senin kadar hoşgörülü olamıyorum galiba ablacığım. İlahi muhterem. Yani madem o kadar istiyorum, neden bugüne kadar evlenmemiş? Ayol evlenmez duymadım. Adam güzele meraklı, güzele. Öyleyse Adile Hanım'ı bayıla bayıla alır. Akça pakça kadın. İş ki Adile Hanım razı olsun. Ne diyor bu? Gene aynı mevzu. Size ne el alemin akça pakçalılığında? El alemden konuşmuyoruz canım. Adile Hanım'dan söz ediyoruz. Evet. Bunları konuşmanın alemi var mı şimdi? Kötü bir şey mi söyledik muhterem? Kadının ne alımlı çalımlılığı kaldı ne de akça pakçalığı. Başka şey konuşamıyor musunuz? Hatemi Bey'in beğenmemesi için bir sebep yok demek istedim. O kadar. Hatemi Bey evleneceği kadın hakkında ne zamandan beri size beğenme yetkisi verdi söyler misiniz? Vermedi elbet. Biz sadece şahsi kanaatlerimizi konuşuyoruz. Evet efendim. Şahsi kanaatlerinizi içinizde saklasanız iyi edersiniz. Ne oldu buna böyle Allah aşkına? Herhalde bir anlaşmazlık oldu muhterem. Ne bileyim yani ben. Adile Hanım duymasa bunları yüreğine iner. Neyi duymasın? Adile Hanım hoşlanmaz böyle özelliklerin ulu orta konuşulmasından. Biz özelliklerinden değil, Adile Hanım'ın güzelliklerinden de söz ediyoruz. Yaşa! Neyse, kapatalım artık bu mevzu. Peki madem ki istiyorsun öyle olsun hayatım. Görüyorsun değil mi Naci? Evlenelim dün bir bugün iki. Bunlara güvenilmez. Ama sen de fazla yüklendin adamcağıza. Neredeyse kalbini kırıyordun. Haksız mıyım yani? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bana kalırsa ikimiz de haksızız. Kötü bir şey söylemedi ki sana. Seninki söyledi mi? Benimki de söylemedi. Şimdi seni seyredince anladım bunu. Ne bileyim ben yani kötü niyetle söylenmedikten sonra zararı ne bunun ablacığım? Doğru. Belki de haklısın. Nereden çıkardınız şimdi bunu aman? Kızınız evlenip evlat sahibi oldu şimdi. Siz de sonuna kadar böyle tek başınıza yaşayamazsınız ki. İnsanın her zaman bir hayat arkadaşına ihtiyacı vardır. Canım bu yaştan sonra olacak şey mi Allah aşkına güldürmeyin. Aman gülünecek ne var Adile Hanımcığım, biz bu işi uygun gördük. Uygun mu gördünüz? Evet. Say bayağı uygun gördünüz mü? Yalnız biz değil ki Hüsnü de Rahip Bey de uygun gördük. Onlar da bu işi biliyorlar mı? Tabii hep beraber düşündük bunu. Rezil oldum desenize. Aman ne var bunda rezil olacak? Biz evlendik de rezil mi olduk? Aman estağfurullah efendim, sizin işiniz başka tabii. Ben yakında torun sahibi olacağım, basine tanınacağım. Ne seversiniz torunlarınızı?
Hem adamın da hiç yoktan bir torunu oldu fena ama gördünüz mü siz adamı? Nereden göreyim efendim? Biraz yaşlıca ama maşallah kendine iyi bakıyor. Yaşlıca mı? Tam bana göre desiniz ama. Bakıyorum aklınız yatmaya başladı. Ha ne dersiniz? Ne bileyim Naci Hanımcığım. O kadar ısrar ediyorsunuz ki. E siz de beni seversiniz. Kötülüğümü ister misiniz? Ha şunu bileydiniz. İster miyiz hiç Adile Hanımcığım aşk olsun. İsterseniz çağıralım görüverin bir kere. Aa müşken ne derse ona bu iş efendim. Ona şimdilik bir şey söylemeyelim. İş ciddileşsin öyle söyleriz. Yani iş ciddileşecek mi dersin? Vallahi bizim beylere kalırsa öyle görünüyor. Şüphe yok. Öyle hayatınız renkleri verecek birdenbire hadi. Ne bileyim efendim. Düşünüyorum da çocukların yanında kendimi fazla hissediyorum efendim. Ben de çıkıp da tek başıma bir evde yalnız oturamam ki efendim. Fazla hissetmek ne demek canım? Ay ağlamayın ne olur Adile Hanımcığım. Gene siz çocuklarınızın başında olacaksınız. Sonra bir babaları olacak. Hatimi Bey çok iyi bir insandı. Ya. Biraz uyuklaması var ama işte o kadar. Fazla kötü bir yanı yok adamın. Uyuklar mı dediniz? Siz çok yaşın inşallah. Bu yaştan sonra bana da öylesi lazım. Ya. Rüzgar sen burada mıydın kızım? Uzanmıştım biraz. Ah canım. Ben de onu yürüyüşe çıktı biliyordum. Gel şimdi gel, çıkıyorum. Gel gel canım bir tane maşallah. Ah, ömrümde böyle sevişen gelin kaynana görmedim. Ay, o benim gelinim değil kızım. Torunumun annesi. Bak şu yumurcakta bir çıktı ortaya. İnşallah. Ah bir kurtulabilsem. Gel bakayım ben de öpeyim seni gel. Ay. Ah maşallah hamilelikte pek yakıştı. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Yavrum kendini yorma iyi mi çocuğum benim? Yorma. Hadi benim güzel kızım. Adile Hanım. Konuştuklarınızı duydum acaba? Ne bileyim efendim hiç dinleme huyu yoktur ama. Aman isabet. O iş tamam Esnecan. Adile Hanım'ı razı ettik. Ne diyorsun? Ya. Ya Hatip Bey'i görmeden mi yani? Görmeden razı oldu. Ama gene de biz istersen birbirlerine gösterelim onları. Gösteririz canım gösteririz. Allah Allah. Şuraya bak ya, biz yakınımızda adam varken boşu boşu uzaklarda aramışız. Sen Hatimi Bey'i davet et. Tamam kolay gelir. Bak ne diyorum biliyor musun Üstücüğüm? İstersen onları birbirlerine ablamın evinde gösterelim. Basiret'in evinde mi? Evet. Neden? Ne olur ne olmaz. İş kesinleşinceye kadar Müjgan duysun istemiyoruz. Nasıl isterseniz. Aman bu defa da adamcağıza mahcup olmayız inşallah. Aa, niye mahcup olalım canım Allah aşkına? Bakalım Adile Hanım'ı Hatimi Bey beğenecek mi? Beğenir bayılır bile. Aa, nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Ben Hatimi Bey'i tanıyorum da onun için. Onu evlenecek bir kadın olsun da ne olursa olsun. Hayır o yüzden eminsin yani. Başka ne yüzden olur ayol? Hayır Hüsnü'cüm öyle dürüst bir insansın ki. Ne oldu nereden icap etti bu şimdi? İçimden geldi hayatı. Annene söyle o işten vazgeçsin. Kendin neden söylemiyorsun? Benim söylemem yakışık almaz. Sen oğlusun. Daha rahat konuşursun. Konuşamam. Hem bunu anneme değil babama söylemek lazım. Onu da ben söyleyemem. Söylemek zorundasın. Söyler misin bana? Neden annenin evlenmesini istemiyorsun? İstemiyorum işte. İnsanın hürriyetine bu kadar da karışılmaz. Ben karışırım. O benim annem. O senin evlenmene mani oldu mu? Saçma. Ben ilk defa evlendim. İkinci defa evlenmeye mani mi bu? Babamın yerinde yabancı birini görmek istemiyorum. Anladın mı? Baban yıllar önce ölmüş. Olsun. Benim annem evlenemez. Artık çocuk değilsin sen. Neredeyse kendin anne olacaksın. Ne anlam taşır bu? Böyle saçma sapan düşüncelere kapılmayacak kadar olgunlaştın demektir. Annemin evlenmesine sen neden bu kadar taraftarsın? İnsan hürriyetine bu kadar karışmak istemem de ondan küçük hanım. Sadece bu mu yani? Ne demek istiyorsun? Ne de olsa kayınvaliden. Senin düşüncen bu. Benim için öz annemden farkı yok. Belli. Beni tahrik etmek için söylüyorsun değil mi bütün bunları? Seni tahrik etmeye hiç de ihtiyacım yok. O zaman baskı yapma. Nasıl istersen. Yalnız şunu bil ki, eğer bu işi yaparsanız çocuğu doğurmam. Ne yaparsın ya? Ben yapacağımı bilirim. Hüsnü, ayakkabının üstüne bir şeyler koymuşsun. Ne olacak onlar? Anlayamadım ayol. Boya. Boya mı? Ne boyası? Geri bir şey mi boyayacaksın? Ay o kadarcık boyayla bir şey boyanır mı? Ayakkabı boyası. Ya. Ne olacak o? Bir siyah bir kahverengi aldım. Bundan sonra evdeki ayakkabıları ben boyayacağım artık. Becerebilecek misin? Aa ne var beceremeyecek o? Hani kapıları boyayayım derken hani duvarları berbat etmiştin de onun için söylüyorum. İlle insanın nasıl hevesini kırar? Bu kapı duvar boyamasına benzer mi? Ben inceledim üstelik. Uzun inceledim. Nasıl yapılacağını öyle bir öğrendim ki vallahi. Adamlar böyle boyayı şimdi pabucun üstüne sürüyorlar. Fırçıyla gaz var mı gaz? Yok elhamdülillah. Sabah edin böyle sıkıştırdım. Lütfen. Hüsnü Kulutlu Bey'in evine bir tüp yollar mısınız? Bir tüp olsun. Şimdi, teşekkür ederim. Boyayı sürüyor. Boyayı sürüyor. Böyle fırçıyla kurutuyorlar.
Ondan sonra da cilayı sürüp bir şeyi alıyor böyle kadife parçasından. Şöyle 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 çat. Şöyle 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 çat diye yapıyor. Bak nelere dikkat etmişim bak. Aman ya. Vallahi ömürsün. Ya getir senin ayakkabını. Getir de bak bir yapayım da şaşır bak. Yok ama ben benim ayakkabılarımı vermem. Sen kendi ayakkabılarını boya. İyi sonra çok sıraya dizileceksiniz. Benimkini de boya, benimkini de boya diye ama ben boyamayacağım o zaman da. Ya efendim hesabını yaptım ya. Vallahi iki ayakkabı boyası parasından 20 çift ayakkabı boyayabileceğiz. Az para mı bu? Ya biz bugüne kadar hep sokağa atmışız parayı. Sokağa atmışız. Bir de şu berber işini halledebilsem bir yoluna koysam. Şimdi durup dururken bu tutumluluk nereden icap etti? Tutumluluk her zaman tutumluluktur. Hep de iyi şeydir. Hele ileride böyle paraca zor duruma düşeceğimizi de bir aklına getirirsen. Bunlara dikkat edeceksin. Paraca zor duruma mı düşeceğiz? Belli olmaz. Çünkü bu kat meselesi gerçekleşirse inşallah kim bilir abine kaç para borçlanacağız. Aman çok korksun vallahi. Ayakkabı boyalarından tasarruf ettiğimiz parayla mı ödeyeceğiz borcu? Tabii efendim öyle deme. Gölliye gölliye dam olur. Ne olur? Damlaya damlaya göl olur derler. Ya hele bu dükkan işte olursa inşallah bakalım. Hangi dükkan işi? Sen vallahi beni dinlemiyorsun. Senin aklın başka yerde. Ne? Hatırlasana Ayıl Kazım Bey'le konuşmadık mı? Emlakçı dükkanı açmak için. İnşallah olur o da. Bir fena mı bak? Sen de akşama kadar dırdırımdan kurtulacaksın. Peki sermayeyi nereden bulacaksın canım? Ayol, bu emlak işi için, emlakçılık işi için böyle büyük bir sermayeye gerek yokmuş ki. Kazım Bey'le konuştuk. Büyük bir geliri de yok ama bana yeter. Maksat yani boş durmamak. Boş duranı Allah sevmezler. İşleyen demir ışıldar. At binenin kılıç kuşananındır. Bunu daha önce niye akıl etmedik bilmiyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bir yere girince birileri oturuyorsa orada insan bir selam verir, merhaba filan der. Hoş bulduk dedim ya baba. Nesi var bunun gel? Bilmem. Gene Müjgan'la münakaşa mı ettiniz yoksa, öyle mi? Evet. Ha. Bak vallahi iyi bildin. Bu sefer ne oldu? Annesinin evlenmesini istemiyor hanımefendi. Ona ne oluyormuş? Bunu ben de söyledim ama aklına koymuş bir kere. Yeni bir babaya tahammül edemezmiş. Saçma. Nereden duymuş? Siz konuşurken duymuş. Ha, tahmin ettim ama ben. Razı ederim, merak etme. Hiç razı edemezsin anne, yorulma. Evet ama... Aması falan yok. Eğer bu bebeği dünyaya getirmesini istiyorsanız bu işten vazgeçin. Aa, öyle mi dedi? Evet, en son sözü bu. Adile Hanım ne dedi? Vazgeçti tabii. Aa. Ben evlenmeye meraklı değilim zaten diyor. Utandığı için de kendi inip söyleyemedi. Bak, adamı da davet ettik, görüyor musun? Bak, ikinci defa rezil olacağız adamcağıza. İkinci olur mu Hüsnücüğüm? Üçüncü. Hasta olayı da bizim yüzümüzden oldu. Eyvah. Ya ne diyeceğiz? Kadın vazgeçti. Gelme mi diyeceğiz? Söyleyebilirseniz söyleyesiniz. Ya vallahi söyleyemem. Benden hiç beklemeyeyim böyle bir ben şey. Ben de söyleyemem şimdi. Hay Allah yarabbim. Öyle de ümit verdik ki aslında biliyor musun? Evet. Bu sefer olmuş bitmiş gözüyle bakıyordu adamcağız. Günaydın. Günaydın abla gel. Ya. Sen hala anahtarımızı bırakmadın mı bizim? Ay birdenbire ortaya çıkıyor, ödü patlıyor insanı. Kapıyı mahsus gürültüyle açıyorum, duyasınız diye. Duymadık. Ay öldüm bittim yorgunluktan vallahi. Çöp çatanlık ne kadar zormuş. Ben niye geldim biliyor musunuz? Niye geldin? Yarın geldiği zaman Hatemi Bey'i yemeğe alakoyalım diyorum ben. Siz de kalırsınız. Adile Hanım'la da iyice tanışıp konuşmuş olurlar böylece. Ben emeğime acımam. Raif Bey de bu fikrimi çok benimsedi. Siz ne dersiniz? Vallahi biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz ablacığım. Ne oldu? O iş olmuyor. Neden? Müjgan istemiyormuş. Sahi mi? Aklıma da gelmedi değil. Neden razı olmuyor? Nedenini sormayı bırak da hemşire. Nasıl halledeceğiz onu düşünelim. Zor bir durum doğrusu. Zor ya. Düşünmeden yapılırsa bir iş böyle olur. Ay nereden biliriz Hüsnücüğüm? Sen de tahmin etmedin bunu. Ama tahmin etmemiz gerekirdi. İsterseniz ben halledeyim baba. Durumu nasıl? Olduğu gibi anlatırım. Evin adresini verin gideyim şimdi. Vallahi başka da çare yok galiba. Durun aklıma bir şey geldi. Yok. Gitmene gerek yok. Bırakın gelsin adam. Ne yapmayı düşünüyorsun abla? Sen mi evleneceksin yoksa adamla? Aman birader şimdi şakanın sırası mı ya? Kim bilir gene ne cevher yumurtlayacak? Dinlemiyorsun ki sen beni. Nedir? Tahire'yi yeniden göstereceğim ona. Tahire mi? Ki bizim sulu gözü mü yani? Elbette. Hani sana anlatmıştım ya o gün gelmediği için çok pişman olmuş diye. Evet ben de sana söyledim ya. Peki tekrar gelir mi dersin? Hiç şüpheniz olmasın. Zaten onunla konuşmuştuk biz bunu. İşte ona evlenmesi için bir fırsat daha. Eğer yeniden fikrini değiştirmediyse pekala da olur. Sabıkalı olduğunu unutmayın onu. O bakımdan hiç kuşkunuz olmasın. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Siz ihtiyara ev göstereceğiniz kadının adını söylemiş miydiniz? Söylesek de söylemesek de hiçbir şey fark etmez. Zavallı unutmuştur çünkü. Tamam o zaman mesele yok demektir. Ben doğru ona gidiyorum. Yalnız söyle ona. Tekrar bir oyun yapmaya kalkmasın. Vallahi herkese rezil ederim. Bilmiş olsun. Ayol merak etmeyin diyorum size. Hadi hayırlısı.
Hala görünürlerde yok. Tahir'e mi? Ya. Hiç korkunuz olmasın. Koşa koşa gelir, birazdan buradadır. Ah ablacığım, vallahi senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Bizi öyle bir zor durumdan kurtardın ki... Tahir'e aklına gelmeseydi ne yapardık bilmem. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Yani zavallı adama karşı alay etmeye kalksak bu kadar olurdu. Öyle değil mi Hüsnü? Lan bırak Allah'ını seversen. Aman! İyi ki ikinci hadisenin de bizim yüzümüzden olduğunu öğrenmedi. Ya. Ben utancımdan yüzüne bakamazdım vallahi. Hani bir insan da bu kadar şanssız olabilir değil mi? Bu ya. Kadar işi ters gidebilir. Ya. Vallahi çok talihsizmiş zavallı. Aa bundan sonra talihi değişecek merak etme. Yani öyle bir sevap işliyorsun ki abla, Allah senden razı olsun. Rahip Bey'e dua edin. O benden çok çaba gösterdi bu işe. Ne de olsa adama karşı kendini sorumlu hissediyor. Hmm. Neden? Şu pasta muzipliğini hazırlayan o değil mi? Yanlış yere gitti başka. İyi ki adam Hatibi Bey kendi açmadı o kutuyu. Vallahi yüreğine iner ölü verirdi orada. Aman daha neler. Olur hayır. Aa, herkesin kalbi senin Rahip Bey gibi. Efendim lokomotif pistonu gibi değil ki. Üstelik ihtiyar adam. Gönlü gençmiş ya. Aman bu da işte kelime ebeliği yapıyor şimdi. Laf ebeliği derler ona. Kelime oyunu. O işin alayında hep Rahip Bey'in marifetleri bunlar. Ayol oturup da ağlayacak değiliz ya. Nasıl olsa birazdan yeteri kadar ağlayacak biri gelecek. Aman şakayı bırakın Allah aşkına. İyi ki o kutuyu sen açmadın. Çünkü kapağını açar açmaz insanın suratına kocaman bir şey fırlıyor. Ucundan da koskocaman böyle bir şeytan baskısı olan bir şey. Allah korusun yüreğine inerdim. Aldırış etmem öyle şeyler. Bana vız gelir. Korkar mıyım ben öyle şeyden? Sen mi? Aman bu kadar kür savurma. Biri yanında kese kağıdı patlatsa havalara uçarsın. Aa canım, aa canım o ben miyim sen misin acaba? Ay hala gelmedi, ayol yok ortalıkta. Ayol merak etmeyin dedim ya, daha vakit var. Hem ihtiyar da gelmedi ki daha. Aman ablacığım iki de bize ihtiyar deme, şuna ağzını alıştıracaksın, adamın adı ihtiyar kalacak. Aman adını bir türlü aklımda tutamıyorum. Neydi? Ne var aklımda tutamayacak? Hatemi. Hiç de duyulmuş bir isim değil. Adam evi bulabilecek mi dersiniz? Sen iyice tarif ettin mi Hüsnü? Tarif de ettim, adres de yazdım verdim eline ayol. Şoförler bulurlar. Ay birini beklemek ne zor değil mi? Vakit geçmiyor. Bir telefon edip soralım mı acaba? Yok can, telefona hiç gerek yok. Adam çoktan çıkmıştır. Ya çıkması lazım. Çoktan çıkmış olsa çoktan da gelmesi lazım buraya. Sen evi yanlış tarif etmiş olmayasın. Hayır plan da yapayım istersen dedim. Hiç gerek yok, ben elimden koymuş gibi bulurum dedi. Sen dediğine bak onun. Ablamın aklına gelen her zaman çıkar biliyorsun. O evi bulamadı canım. E tamam, bu kadar uzun konuşmayalım mı? O zaman açalım telefonu, öğrenelim durumu. E birader niye duruyorsun öyleyse? Dur. Aç bakayım şu telefonu. Ben, buna da hiç aklım ermiyor benim. Bastırarak mıydı bu? Dur bakayım işte, şimdi. Efendim? Adam telefona çıkarsa tuhaf konuşma değil mi? Ay çok merak ettik, nerede kaldınız falan de. İyi ikiniz bir olun, bana bir tek konuşmayı öğretin bari. Dur birader, boşuna çevirme. Ne? Naciye, şu gelen o değil mi? Dur bakayım. Geliyor mu? Hangisi? Şu mu? Allah olsun vallahi. O değil hiç mi? Benzese bari. Değil miymiş? Değil canım, benzemiyor Allah bile. Allah Allah, işte basiret bu aracım. İlle bir şeyler uyduracak. Dur bakalım, kaçtı sonra? Dur. Merak ettim doğru. Çalıyor. Niye geç kalmış sor bakayım. Dur ayol, çalıyor daha, telefonu açan yok ki. Açan yok mu işte? Hayır. Çıkmış. Adam çıkmış. Alo. Hatemi Bey. Neredesin be birader, merak ettik. Ne diyor? Daha bir şey demiyor, dur anacığım konuşuyoruz dur. Sor bakalım niye geciktiniz? Alo. Diye. Ben Hüsnü. Duymuyor ki adam, hiç alo diye bağırıyor sadece. Hatemi Bey. Benim diyorum, Hüsnü. Anladı mı? Ooo Hüsnü Bey siz misiniz? Nerelerdesiniz kaç zamandır? Nasılsınız diye hatır soruyor bana. Kardeşim, Hatemi Bey. Ha benim Hüsnü. Ayol geç kaldı da merak ettik seni. Bu sefer anladı mı? Galiba. Nasıl? Çıktın geri mi döndün? Neden? Vaz mı geçmiş? Bir dakika. Dur bakalım anlayacağız abla. Ha? Aa! Bulamadın mı? Ya bu gelmiş buralara kadar da eve dönmüş bulamayınca. Ya benim aklıma gelen her zaman çıkar. Peki hani bulurum diyordun. Plan vereyim dedim. Elimden koymuş gibi bulurum dedim. He. Tamam işte. Köşeyi döner dönmez o karşına gelen. Boşuna yorma kendini Üstücüm. Tarifle anlamaz o adam. Hatemi Bey bak şimdi. Ben geleyim de alayım seni en iyisi. Enis kim diye soruyor. Enis değil. En iyisi diyorum, ben geleyim alayım seni oradan. Hah, gelip alacağım ben. 10 dakika sonra kapının önünde bulun sen. Tamam hadi güle güle. Ay vallahi şu Hatemi Bey yüzünden hepimiz kahrolduk. Ne yapalım abi, sevaptır işte. Hayırlısıyla şu iş bitse de o da rahatlasın bizde. Bir de gidip şimdi onu sen mi alacaksın? Ne yapayım, var mı başka çaresi?
Tahir'e gelince kadar ben bir koşu gideyim bari. Hay Allah oh. Yarabbi, hadi fırla. Yalnız bana bak, arabayla git gel, değil mi? Yaya gitme. Bir koşu gideyim deyince koşarak gidecek değilim herhalde. Atlayacağım bir arabaya, gideceğim işte. Tahir'e de daha ortalarda. Allah aşkına yorum yapma, Allah aşkına. Çünkü böyle bir aksilik düşündüğümü mutlaka çıkıyor. Hadi canım, hadi sen git gel, hadi. Tahir'e neredeyse gelir. İnşallah. Hiç değilse manalı inşallah deyip insanın keyfini kaçırır zorla. Sana bak, bir şey söyleyeyim mi Naciye? Tahir'in evlenmesine kızı karşı çıkacak diye vallahi ödüm koptu. Yok canım, tam tersi. Kurtulmak için can atıyor. Aman sen bakma istiyor görünmesine. Adile Hanım'ın evlenmesini kim engelledi? Müjgan'a bakma sen. Ne yaptığını biliyor mu? Biraz şımarık büyütülmüş ne yazık ki. O Adile Hanım'ın kabahati. İnsan kendi kendine şımarık büyümez. Vallahi ben ona hak vermiyor da değilim biliyor musun? Babasız evlat büyütmek kolay mı? Hem anne hem baba şefkati göstermek zorunda kalmış zavallıcık. Evet ama şimdi kendi çekiyor işte. Kendi çekse iyi, kendi çekse iyi. Bizim oğlan da şikayetçi hırçınlıklarından. İnşallah oğlanı bezdirmez. Ah, ah bilmiyorum vallahi ablacığım. Boyuna münakaşa ediyorlarmış. Çocuk dünyaya gelince değişir belki. Tarık da öyle söylüyor. Hamileliğin verdiği bunalım da var tabii. Ama şimdiki gençler de pek dayanıksız şekerim. Vallahi öyle. Bizim zamanımızda böyle şeyler düşünür müydük? Bir hamileliğin tek zoruma giden tarafı o bol elbiseler giymek zorunda kalmamdı. Vallahi mecbur kalınca elimle çamaşır yıkadım bile olurdu. Heh, kapı çalınıyor. İnşallah Tahir'edir. Hadi gözümüz aydın. Hadi. Ayol nerede kaldın? Ben sana biraz erken gel demedim mi? Ah, sorma kardeşim başıma gelenleri sorma. Ben ne talihsiz bir kadınım. Yaşamak benim neyim acaba? Ne oldu yine? Neler olmadı ki, neler olmadı ki Basiretciğim? Geldin mi? Daha gelmedi. Naciye içeride. Hadi ha, öyle mi? Hoş geldin Tahir'ciğim. Hoş geldin canım. Ah benim vefakar kardeşim. İki gözümün nurları. Ah bile siz de olmasaydınız ben ne yapardım bilemem ki. Otur canım. Ah, bilemezsin eniştemin yüzüne bakmaya öyle utanıyorum. Ah, kara talihim beni yerden yere çarpıyor da kimsenin haberi yok. Ayol yine ağlama, neredeyse adam gelecek. Ayol ben ağlamayayım da kim ağlasın? O hain kızım yok mu hain kızım? Beni unuttu gitti, koca delisi oldu çıktı. Hiç uğramıyor mu? Uğruyor. Günde bir saat veyahut iki saat oturup gidiyor. Ayol daha ne istiyorsun? Ömrünü senin kucağında geçirecek değil ya. Evi ayrı, barkı ayrı. Haklısınız. Besle, büyüt, el adamı gelsin kızını alsın götürsün. Böyle istiyorsunuz öyle mi? Teşekkür ederim kardeşim. Siz de böyle düşündükten sonra. Ayol tabiat kanunu bu. Bir gün elinden gidecek. Kız evladı doğurunca bunu göze alacaksın. Ah onu doğuracağım ya keşke taş doğursaydım. Hiç olmazsa evladım yok diye yanardım. Şimdi bağrıma cehennem taşı basıyorum. Ah ne talihsiz başım varmış benim meğer. Ayol ağlama artık, boyaların birbirine girdi. Ah attı mı dersin? Ha? Adam seni bu haliyle görürse ne diyecek? Makyajlı yüzden mi hoşlanıyor? Ondan hoşlanmayan erkek mi var Tahir'ciğim? Haklısın kardeşim. Bu dünyaya kendimizi beğendirmek için gelmişiz. Ah zavallı Tahir'ciğim ne hallere düştü görüyorsun değil mi? Köpekler bile gülüyor halime. Ah hala ben niye yaşıyorum bu dünyada bilmem ki. Ölmeliyim ben, ölmeliyim. Aman ağzından yel alsın Tahir'ciğim. Dur bakalım ayol. Benim neler çektiğimi bilmediğinizde nasıl belli? Öyle ya, nereden bileceksiniz? Allah'ın sevgili kullarısınız. Zavallı bir köşeye atılmış olan benim. Birer mutlu yuvanız var. Allah daha alası. İstersen sen de mutlu olabilirsin. Gözünü aç da kendini beğendirmeye çalış. Biraz gayret göster. Aa, göstermiyor muyum zannediyorsunuz? Bu yüzden neler geldi başıma? Bir bilseniz oturur hüngür hüngür ağlarsınız. Şu anda karşınızda oturuyorsam bu Allah'ın bir mucizesi. Yoksa kalp sektesinden çoktan gitmiştim öbür dünyaya. Ah ne kara talihim var benim. Ne geçmiş talihim olsun Tahir'ciğim, ne oldu anlatsana. Bana geçmiş olsun demeyin. Hayatı ızrapla yoğrulmuş bir kadınım. Anladınız değil mi ne talihsiz bir kadın olduğumu? Anlamadık bir şey, anlatmadın ki daha. Vallahi bu insanın içini karartır. Anlatsana kardeşim. Anlatsam dayanabilir misiniz? Beni seven dayanamaz. Sen anlat da görelim dayanır mıyız, dayanamaz mıyız? Anlatacağım canım. Bizim mahallede sizin gibi beni de çok seven bir dostum var. Hı. Bilmem belki de tanırsınız. Fahira Hanım. Fahira Hanım. Yok tanımıyoruz. Onlar da beni evlendirmeye çalışır dururlar. Ne güzel. Neresi güzel dinle de bak kardeşim. Neyse bir ahbapları araya girdi bana birini gösterdi. Araya girenler arada kalsın inşallah. Aa. Neden ayol? Nedeni var mı dinle de bak. Neyse adamı bizim eve getirdiler. Baktım fena değil. Bekarmış. Üstelik de hiç evlenmemiş. biraz geçkinci ama yakışıklı. Ne yalan söyleyeyim sizden saklayacak değilim ya. Adama kanım kaynayıverdi. Nasıl olsa da bir tutunacak dal arıyorum. Ah ben ne bilirim. Ah zavallı kardeşinizin başına gelen.
Ah zavallı, ah ne talihsiz başım var kardeşim benim. Ben bu dünyada hiçbir gün için neler geldi. Ayol başım. Ağlamayı bırak da şunun sonunu anlat, merak ettim. Ayol kalkıp gittiler. Adamı da mı alıp gittiler? Ne adamı? Adam değil, canavar. Meğer şeytanın ta kendisiymiş. Neden? Ah nasıl anlatsam kardeşim, aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Adam haydut falan mı çıktı yoksa? Ah, keşke haydut çıksaydı, ne haydutu. Bir kurşunla ciğerimi deler geçiverirdi. Daha kötü bir şey mi yaptı? Hem de nasıl. O gittikten sonra masanın üstüne baktım. Bir kutu duruyor. Pasta kutusuna benziyor. Belli ki o getirmiş. Pasta kutusuna mı benziyor? Hı. Evet ama pasta değilmiş. Ya neymiş? Ah kardeşim neymiş neymiş o, bir kutuyu açmamla canavar gibi bir şeytanın yüzü karşıma dikilmez mi? Ne? Ah, ay. Ah görüyorsunuz değil mi bu kardeşinizin başına gelenleri? Gördünüz değil mi? Gördük. Ah ben ağlamayayım da kimler ağlasın kardeşim? Siz ne dersiniz şimdi bu işe? Vallahi ne diyeceğimizi şaşırdık. Müsaade eder misiniz? Gideyim şu yüzümü yıkayayım. Yıka. Banyonun kapısında temiz havlu asılı. Biliyorum canım. Aman ablacığım, ne yapacağız? Gördün mü işi sen şimdi? Sus, ne olacak şimdi? Ne bileyim ben, adam da gelecek. Bunlar karşılaşacaklar. Dünyada artık biz bunları karşılaştıramayız. İmkansız bir şey. Dur, ne oldu? Merdivencilerde bir ses var. Ama bizimkiler olmasın. Ha. Git, çabuk biraderini tembih et. Naciye nereye gidiyor böyle? Sen onu bırak, şunu iyice anlat bakayım bana. Şeydi, biraz nefes alalım. Dur ben bakayım, şu kapıyı açtırayım, önden çıkayım da. Ne var lan? Ne iş var senin kapının dibinde, ne oldu? Sizi bekliyordum, sizi. Sizi bekliyorsun, evet. Burada bekliyorsun, kapı dibinde evet, burada bekliyorum. Ah, olanları bir bilsen Hüsnü, olanları bir bilsen. Ne olmuş, hayırdır inşallah? Ah, anlatacağım sana, anlatacağım. İçeri gidelim de içeride anam, adam yoruldu, bitti ayol. Öyle mi? Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nedir? Ay, içeride anlatamam, burada anlatmam lazım. Anlat o zaman, ne? Hani o kutu vardı ya, pasta kutusu götürmüştük hani. Hani maske çıkıyordu içinden, şeytan maskesi. Ne olmuş ona? Meğer o kutu Tahir'in evine gitmemiş mi? Dur bakayım, dur. Hademi Bey görecek diye Tahir'e mi gitmiş? Evet. Buyurun cenaze namazına. Ah, bütün vücudum soğuk derler içinde. Benim kor ateşi bastı. Ne yapacağız? Ne bileyim ben? Bana bak, bunları bir daha görüştüremeyiz artık. Ya. Sen bu adamı al, hemen götür. Nereye götüreyim? Bilmiyorum, ben bir çaresine bak işte. Al bakalım şimdi. Buyurun efendim. Efendim, bir şey mi oldu? Yok, hanımla sohbet ediyoruz. Gelişinizi anlatıyorum ben. Evet efendim. İçeri niye girmiyorum? Eyvah, hadi ver cevabı şey, bakalım. Şey, ne diyeyim ayol? Ne bileyim, bilsem ben verirdim cevabı. Hacı, efendim. Ooo, Hatemi Bey de gelmiş. Ya, biz de o işle meşgulüz. Hadi buyurun içeri. Nasıl yani buyurun içeri? Telaşlanmanıza lüzum yok, hadi girin içeri. Girelim mi yani? Allah Allah, tabii gireceksiniz. Buyurun Hatemi Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Bu taraftan, sol taraftan. Nasıl olacak bu iş ayol, buyur dedin adama. Ben her şeyi Tahir'e anlattım. Nasıl yani Tahir? Başka çaremiz var mıydı? Ha, Tahir'e her şeyi anlatmış baksana. Ne dedi? Sevincinden uçtu, ne diyecek? Sevincinden uçtu mu? Tabii. Yani bu Tahir Hatimi'nin o Hatimi olduğunu söyledin mi? Elbette söyledim, her şeyi anlattım. Aa sahibi. Sevindi diyorsun. Tabii sevindi canım. Ama siz onun ağlayıp sızlamasına ne bakıyorsunuz? Hatta o gün adamcağıza ters cevap verdi diye pişman bile oldu. Hadi canım. Ama iş işten geçmişti diyor. İnsanın efaline değil, efkarına bakmalı. Yani kafasının dışına değil, içindekine bakmalı hanım.